Merhaba canlar. Öncelikle Derin Akçalı kanalına hoş geldiniz. Bugün çok daha lokal bir kesime hitap edeceğim. Bunu dinleyen erkeklerin olacağını düşünüyorum. Çünkü bu durumun içinde olan birçok erkek var. Ve neyin içinde olduklarının farkında bile değiller. Bu videonun o yüzden size ışık niteliğinde olacağını düşünüyorum. Eğer ki bir kadın sizden çok daha düşük yaşlardaysa, yani aranızdaki yaş farkı oldukça fazla ise, yani bu 8 yaştan daha fazla olması durumundan bahsediyorum ben. Ki bazılarında 20 yaş gibi bir fark da olabiliyor. Bu gibi durumlarda karşı taraftaki kızın ne gibi düşüncelere sahip olduğu, ne gibi duygulara sahip olduğu, nasıl aşamalardan geçtiği, sana karşı neler düşündüğü, duygusal olarak ne derecede bağlandığından bahsedeceğim. Bazıları buna evet sugar daddy niteliğinde olan düşünceler üzerinden diyebilir ama bazen de öyle olmuyor. Evet, bu videoda bunun tam olarak niteliğini anlayabileceğinizi düşünüyorum. Bu konuda bana çok fazla gelen danışanım olabiliyor. Onlara da bir ışık niteliğinde olacak bir video olacağını düşünüyorum. Benden özel ilişki veya yaşam koşulu almak isterseniz de açıklama kısmında yazan kafeleri.com randevu oluşturabileceğinizi söylemek isterim diyerekten videoya geçmek istiyorum. Şimdi bu kızların gerçek iç yüzüne geçelim. Çünkü bazıları evet çok düşük bir oranda %5 falan, %95'i benim anlatacağım şekilde olacak. %5 gerçekten çok duygusal, gerçekten çok bağlı ve çok nadir bulunan tarzda bir kadın olabilir. Onun süreci çok daha kısa olduğu için onu çok daha hızlı anlatacağım. Geri kalan o %95'lik kesimden bahsedeceğim genel olarak videoda. %95'i de çok daha farklı amaçlar içerisinde olan kadınlar olacak. %5'lik kısmı şöyle. Kendi ailesiyle alakalı ciddi problemler yaşamış olan, tutunacak bir dal arayan bir zaman diliminde seninle tanışmış ve sana gerçekten duygusal bağlanmış, kendi zihin yapısı yaşına oranla çok daha farklı olan ve zor zamanında sen ona çok destek olduğundan dolayı sana karşı vefalı olan ve her anıyı, her anı seninle yaşamak isteyen, senden utanmayan, çekinmeyen, bütün çevresine senin için rest çeken, ailesine bile yeri gelince rest çeken ve bu nitelikte de evlenmiş olan kadınlar var. %5. Çok düşük bir ihtimal. Bunun için de çok daha hızlı bir süreç yaşıyorlar. Bazen bu kadınlar çok uzun süre bekliyorlar karşılarındaki erkeği. Fakat yani hani ona kendilerini iyice adadıkları için ve ona gerçekten sırılsıklam aşık oldukları için onun dışında bir hayatı olmuyor. Örneğin erkek ona diyor ki hani sen okuma. Bu tabii ki kötü bir şey aslında. Ama erkek ne derse ona bile tamam diyebiliyor yani. Erkek komple onu yönetebiliyor. Ya da erkek iyi niyetli bir adam diyelim. Gerçekten o da çok aşık ve hani kadının mutlu olması için de çabalıyor zaten. Kadın yine onun dediklerini dinliyor. Farkında da erkek de ona aşık ve onun dediklerini de yapmaya çalışıyor bir taraftan. Aralarında böyle bir ilişki var. Böyle evlenen insanlar, hatta sonrasında yani çocukları olmasa bile yine de ilişkilerini sürdüren, bazen de evlatlık edinen çiftlerle karşılaştığımı söyleyebilirim. Bunlar eski zamanlarda çok da fazla orandaydı. Fakat güncel ilişkilerde bu oran gitgide tabii ki daha da düşüyor. Yani 10 binde 1000 değil, bu sefer 100 binde 1000 falan, hani o kadar az bir şeyden bahsediyoruz. Yani tabii ki 8-10 yaşta yine bu ihtimalin daha iyi seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ama yaş farkı 10 yaştan daha fazla ise tabii ki %95'lik oranı yaşama ihtimaliniz oldukça yüksek diye söyleyebilirim. Peki nedir bu %95'lik oran? Nedir bu kızların düşüncesi? Ne yazık ki bazı insanlar, bazı kadınlarda, ki erkek versiyonunu da çekeceğim bunun. Şu an sadece erkeklere hitaben bir video çekmek istedim. Ne yazık ki duygusal açıdan büyük boşluklar yaşayan, kendi hayatında istediği şeyleri tam olarak gerçekleştirmemiş ve özgüvensizliğinde ciddi olarak boğulan, özellikle baba kısmında ciddi sıkıntıları olan ve babaya yeterince saygı duymayan kadınlarda. Bazen babaya saygı olabiliyor ufak çaplı ama anne bu sefer problem olabiliyor. Yani aslında bu tarz kızlarda genelde şey var, aileden yeterince o desteği alamamış, yeterince bir şeyleri elde edememiş ya da ailesi onun için bir şeyler yapsa da onun gözünde çok da önemli seviyede değil. Diğer aileler çok daha fazla şey yapıyor ama onun ailesi yeterince şey yapmıyor gibisinden düşündüğü noktada aslında hatta %98 oranında bu tarz kızlar aslında bunlara meylediyor. Neden? Çünkü ailede bir boşluk var. Yani bir babacan bir role ihtiyaç var. Onun arkasında onu destekleyen bir insana ihtiyacı var ve psikolojik olarak bundan etkileniyor. Ve bunun yanında güçlü insanlardan hoşlanıyor. Yani seninle ilk tanıştığında senin gücün, statün onun
onun için oldukça önemli. Çünkü sende bulamadığı birçok şeyi bulduğunu görüyor. Hayatında eksik olan şeyleri. Özellikle o aile kavramını görmeye başlıyor. Onun her daim arkasında olduğunu belirtmen, bunun yanında ona sevgi, ilgi göstermen, ona bir prensesmiş edasında yaklaşman onun çok hoşuna giden şeyler ve gitgide sana daha fazla aşık olabiliyor. Yani aileden kesinlikle bir sıkıntı olduğunu söylüyoruz. Çok yüksek oranla, 98 oranında. %2 çok nadir kendi psikolojik problemleri dolayısıyla tabii bu gidişatta bulunabiliyorlar. Daha çok büyük şehirlerde yaşanılıyor bu durumlar. Yani İzmir, Ankara, İstanbul gibi yerlerde çok yüksek oranda yaş farkı 15, 20, 25'i, 30'ları bulan yaş farkları oranında ilişkiler söz konusu. Belki siz bunları görmüyorsunuz ya da duymuyorsunuz ama gerçekten böyle ilişkiler var arkadaşlar. Senin gücünden etkilendi, onu korumandan, ona karşı ilginden, onun özgüvensizliğini özgüvene çevirmenden ve çok daha fazlasını hak ettiğini ona hissettirmenden hoşlandı. Onu gitmediği yerlere götürdün, hissetmediği duyguları hissettirdin, yaşamadığı şeyleri yaşatmaya başladın ve senden birçok şey öğrendi. Öğrene, 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 kendine katmaya devam ediyor. Özgüvensiz olan bir insanı çok iyi bir seviyeye taşıyorsun. Giremeyeceği ortamlara sokmaya başlıyorsun ve bu onun egosunu şişiriyor. Zaten seninle olma amacında kendini kıymetli hissetme durumu vardı. Bunun yanında özellikle bu tarz kişilerin evli insanları tercih ettiğini söyleyebilirim. Bunun temelindeki sebep ne? Zaten sana aşık olamayacağının farkında. Senin gücünden etkilendiğini ve o hal hareketlerinden etkilendiğinin farkında. Yani aslında bu tarz durumlarda şey diyebiliyorlar. Ben zekaya aşık oluyorum. Hayır, zekaya falan aşık olmuyor. Senin gücün ona çok etkileyici geliyor ve davranış tarzın, yaklaşım tarzın çok etkileyici geliyor. Fakat sen bir hedefsin. Yani burada olayın içinde mağdur olan taraf sensin. Çünkü dediğim gibi genel olarak evli kişileri tercih ediyorlar. Sebebi de şu. Sonrasında ona sıkıntı çıkarma. Sonrasında onun başını belaya sokma. Çünkü bir gün senden ayrılacak. Senden alabileceği şeyleri alacak ve sonrasında hayatından yok olacak. O alabildiği şeyler içerisinde de maddi, manevi birçok çıkar söz konusu olabilir. Ya da onun işi konusunda ona yardımcı olabileceğin şeyler söz konusu olabilir. Şimdi böyle deyince ama ben onunla çok güzel anlar yaşadım. Yani öylesine olamaz diye düşünüyor olabilirsin. Fakat sen bir hedefsin. Yani hani en başında senin ona neler sunup sunamayacağının farkında olan bir kişiyle karşı karşıyasın. Yani bir çıkar gözetimiyle başlıyor zaten bu olay. Sonrasında sana karşı duyguları olmak zorunda. Yoksa yani seninle nasıl yakınlık kurabilsin, nasıl o hissiyata bürünebilsin? Bunun için kendi zihnini ikna etmek zorunda şu anlamda. Evet, şu huyu çok güzel, bu davranışı çok güzel, bana kendimi çok değerli hissettiriyor diyerek aslında senin tavırların üzerinden, hareketlerin üzerinden senin kıymetini daha fazla bilmeye başlar ve bu ilişkinin bir süresinde, yani bazen bu bir ay, bazen bir yıl, bazen birkaç ay içerisinde sana kendini komple kaptırmış hisseder, çok aşık hisseder senin için, çok fazla şey yapar gibi hisseder. Yani o konuda rol yapmamaya başlar. İlk başta sen onun için bir çıkar, bir hedeftin. Ama sonrasında kendi zihnini böyle olmadığına ikna etti. Gerçekten senden hoşlandığına ikna etti ve seninle gerçekten çok güzel bir ilişki süreci yaşamaya başladı. Romantik anlar geçirdi. Bulunduğunuz ortamlar, gittiğiniz mekanlar, ona aldığın hediyeler, onun için yaptığın şeyler onun gözünde benim için kimse bunları yapmadı. O bana çok kıymet veriyor ve ben evet böyle sevilmeyi hak ediyorum. Neden olmasın ki? Hani ben de onu seviyorum, ben onsuz bir hayat düşünemiyorum der, ağlar, takıntı yapar, peşinden koşar. Çünkü kendini komple sana kaptırmış hissetti ve komple aşık. Hatta arkadaşlarına falan bahsetmeye başlar. Yani ben çok seviyorum, bana çok iyi davranıyor, prenses gibi davranıyor. Bu bir sürelik onun için bir heyecan gibi oluyor. Senin için de uzun süreye dayanabilecek bir heyecanmış gibi geliyor. Çünkü sana öyle güzel davranıyor, öyle iyi şeyler yapıyor ki ilk başlarda mesela sana karşı böyle şeyler yapmayacağı ortadayken sen bir bakıyorsun ki sana bir hayat sunmuş, sana mutluluklar, huzurlar sunmuş ve sen de kapılıyorsun bu duruma. Ve bunun çok uzun süreli süreceğini düşünüyorsun. Ne yazık ki bu tarz kişilerde şöyle bir durum oluyor. Sen ona özgüveni verdiğin için, sen ona o gücü verdiğin için gitgide duygusal anlamda artık ağladığında ya da herhangi bir şey üzüldüğünde her daim seni yanında bulduğu için, herhangi bir maddi sıkıntıya düştüğünde direkt sen orada olduğun için o gücünü gitgide artırıyor. Gücünü artırdıkça bu sefer iş yaşantısını, maddi yaşantısını değiştirmeye çalışıyor. Çünkü senin gücüne özeniyor. Senin yaşadığın yaşam standartına özeniyor. Ve bunlara özendikçe hayatında bazı seçimler yapmaya başlıyor.
Bu tarz ne yazık ki çok insan var ve kendi çevrelerini de değiştirmeye başlıyorlar. Yani daha farklı arkadaşlıklar kurmaya başlıyorlar. Ona çok aşırı karışmamanı sağlamaya çalışıyorlar ve bazen de senin kendini güvende hissettirmeye çalışıyorlar. Çünkü sen ona karışma diye. O yüzden diyorum ya, çok fazla dahil olma bazı şeylere diye özellikle evli olanları tercih ediyorlar. Çünkü bekar olsan onun sürekli peşinde olabilirsin, sürekli rahatsız edebilirsin. Yani bir gün senden ayrılmak istediğinde çok sıkıntılı süreçlerden geçirebilirsin ve biraz daha gücünü onun üzerinde kullanabilirsin. Bu tarz şeyler onu korkutur. Ama sen birilerine bağlıysan, birilerine bağlı değilsen de bir çocuğun varsa onun için çok daha avantajlı bir durum olacaktır ve buna göre seni tercih etme oranı daha yüksek olacaktır. Sonrasında ise duygular gitgide azalmaya başlıyor. Özellikle de ilişki toksikleşmeye başlayınca, yani saçma sapan tartışmalar, ufak tefek olayların büyümesi ve normalde üzerine gelmediği noktalarda üzerine gelmeye başlaması seni ufaktan ufaktan aşağılamaya başlayarak zaten bunu başlatır. Yani önceden çok hoşuna gidercesine hareketlerin vardı fakat sonrasında en ufak yaptığın bir şey bile onun gözüne batmaya başladı. Çünkü kendi bilinçaltında sana karşı yaşadığı duyguların gerçek olmadığını kendine ikna etmeye başladığı bir döneme girdi. Ve üzüldü. Üzüntülerini sen geçirdin, topladın ve gitgide fark etmeye başladı. Seninle alakalı kötü noktaları kendi içinde toplamaya başlar ve bu topladığı noktalardan sonrasında gitgide senden uzaklaşmaya ve soğumaya başlar. Bu durum daha çok senin gücüne yukarıdan bakmasıyla başlar. Yani yaptığın işi küçümsemesi, yaptığın hareketler, ağzını şapırdatman gibi, yani hani ya da böyle kıyafet tarzının yeterince iyi olmaması gibi, böyle önceden hiç eleştirmediği şeyleri eleştirmeye başladığını görmeye başlarsın. İşte tam olarak o dönemde seni birileriyle tanıştırdıysa arkadaşlarına, işte seni eleştirdiği nokta. Ya çok gıcık geliyor gerçekten, artık eskisi gibi değil, yani bunaldım, nasıl ayrılacağımı da bilmiyorum, yani hani kredi kartlarımı da ödüyor. Nasıl uzatabilirim? Görüşmemeye çalışıyorum ama artık bahanelerimi de şey yapıyor ya. Çok bunaldım. Sizle tatile mi çıksak? Sonrasında seninle en ufak bir tartışma çıkartıp tatile çıkması gerektiğini, çok bunaldığını, bazı konularda gerçekten onu anlamadığını, gerçekten bazen çok sinir bozucu davrandığını, eskiden böyle olmadığını falan söyleyerek kendi alanını sağlamaya başlar. Yani özgürlük alanını. O özgürlük alanında da artık eski haline dönmeye çalışacaktır. Yani artık sensiz olduğu zaman diliminde nasıldıysa ona dönmeye başlayacak. Yani onun üzerindeki etkin bir noktada sonlanıyor. Ve sonrasında senden alabileceği kadarını alır. Kimileri araba alıyor, kimileri ev alıyor, kimileri büyük kredi kartı borçlarım var, kredi borçlarım var diyerekten kendi hesaplarına para aktarıyorlar. Başka bir yerden kredi çekmiş gibi hani gösteriyorlar. Sonra sana sadece kredisini atıyorlar ve sen onun kredisini ödediğini zannediyorsun ama o parayı zaten hiç kullanmamış ya da kullandığını söylüyor. Ailesine destek olduğunu, genelde o var. Aileme destek oluyorum. Çünkü büyük borçları vardı. Onlara destek oldum diyorlar. Ama öyle bir şey yok. Kendi başka hesabına aktarıyor ama sana sadece kredi borcunu gösteriyor ve sen de ona destek olduğunu düşünüyorsun. Sen ona yararlı olduğunu düşünüyorsun. Anlattığım şekilde değilse, yani sizden maddi bir çıkarı yok ise, daha da profesyonel birisiyle karşı karşıyayız demektir. Ne anlamda söylüyorum bunu? İlk başlarda böyle beklentileri olmaz ve kesinlikle reddeder. Zaten hep de öyle. Yok istemiyorum, sağ ol, ben kendimi zaten hallediyorum, hiçbir şey yapmana gerek yok ki. Sen diyorsun ki al ya, al ya, ben senin sevgilin değil mi, al yap şunu falan. Hani böyle senden asla hiçbir şey istemedi ve hani sana alttan alttan da şey söylüyor ki, of bu araba da çok güzel ya, ben biraz para biriktirip bunu alacağım falan diyor. Böyle senin alabileceğini bildiği bir araba. Sen diyorsun ki yani ben de destek olurum falan diyorsun, böyle tamam falan diyor. Sana bir de kredi kartı borcu da ödetiyor, kredi borcu da ödetiyor. Bir taraftan hani ona da para biriktirmiş gibi gösteriyor. Oysa o da senin paran. Sinir oluyorum ya. Ondan sonra işte araba aldıranlar, onu yapanlar, bunu yapanlar, ev aldıranları bile gördüm bu arada. Bu ilişki koşu sürecinde gerçekten çok şaşırtıcı. Yani özellikle hedefler belli yani. Çocuğu varsa özellikle o tarz insanlara daha çok yapıyorlar. Ne yazık ki başlarda istemiyordu benden hiçbir şey. Zaten ilişkimiz bir senelik, işte bir seneden sonrasında ben onun için bir şeyler yapmaya başladım. O kadar büyük şeyler yapmadım, çok ufak paralarla yardım ettim diyenler var. Ama bakıyorum ki sonunda çok büyük şeyler yapmış. Yani o bir senede ondan alabileceği miktarı en son dönemde almış zaten kadın. Yani hani o yüzden sen de aynı durumun içindesin. O senden istememiş olabilir. Sen kendi gönlünce yaptığını zannediyor olabilirsin. Burada sen mağdursun. Burada sen kullanılan tarafsın ne yazık ki. Fark etmedin. Duygusal manipülasyon. İstemiyorum diyor. Ama istiyor.
yapmayacağım, istemiyorum falan filan diyor. Sonra sen güzel bir şey yapıyorsun. Ya aşkım, çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Ondan sonra bir şeye özeniyor gibi davranıyor böyle. Hayır hayır bak, ben sana attım diye hemen istiyorum diye düşünme. İstemiyorum, sadece ben zaten biriktireceğim, merak etme falan. İstiyor. İstiyor, istiyor, istiyor. Zaten istediği için atıyor, kendinize gelin. O yüzden seni kendi kendine yaptığına ikna etmeye adapte eder. Yani manipülasyona uğruyorsun. Son zamanlarda senden alabileceği en iyi tutarı almaya çalışır. En iyi birikimi almaya çalışır. Ve sonrasında zaten seni terk etmeye hazırlanıyor. Tam olarak bir şey almadan gitmemeye çalışır. Ya da gidiyorsa da tekrar geri dönüp o şeyi alıp sonra geri bir daha gidecektir. Çünkü önce ilişkinin sonucunda bir şeyler olmuş olması lazım. Hani buna değmesi lazım falan diye düşünüyorlar garip bir şekilde. Evet arkadaşlar, yani arkadaşlarına sizden bahsetmiyor genelde. Arka planda seninle sevgiliyken başka bir insanla da sevgili olabiliyor. Ve şu durumlarla çok karşılaştım. Mesela bir rezidansta oturuyor, sen ona rezidans tutmuşsun. Ya da işte eski sevgilisi tutmuş, işte yıllık ödemiş, sen ondan sonra tanışmışsın onunla. Arkadaşlarına diyor ki, benim ailemin durumu iyi. Mesela özel okulda falan okuyabiliyorlar. Ailem ödedi. İşte altında araba var. Sen almışsın mesela. Ailem aldı. Ben de biriktirdim. Zaten uzun zamandır yatırım yapıyorum işte. Yani sen bu tabloda yoksun. Neredeyim ben falan diye sorguluyorsun ama yaptığı şeyler, gittiği yerler. Hadi bunları yapmadın diyelim. Yurt dışına çıkardın. Ya da hiç gidemeyeceği, ne bileyim, Alaçatı, o bu şu tatillere götürdün. Orada da insanlara ben yaptım, ailem götürdü falan şeklinde devam ediyor ne yazık ki. Ve başka insanları senin ona aldığın ve yaptığın şeyler üzerinden etkilemeye devam ediyor. Yeni sevgilisini de o şekilde buluyor. Ya da senleyken, birlikteyken yeni kişiyi buluyor. Onunla devam edeceğini görüyor ve o yüzden seni bırakabiliyor. Yani sen onu sevgilisinden hiç haberdar olamayabiliyorsun. Hiç çaktırmıyor çünkü. Çünkü ona diyor ki benim babam izin vermiyor. Babam gelmeme müsaade etmiyor ya. Uzaktan konuşmaya devam ediyor. Uzaktan buluşmaya devam ediyor. Çok nadiren buluşabiliyor ve bu da erkeği daha da cezbeden bir durum oluyor. O yüzden onunla da devam edebiliyor. Peki ben bu kadar maddi şeyler yapmadım. Hani beni bu anlamda kullanmasına izin vermedim diyorsan ilişkin daha kısa sürmüştür. Senden bir şey alamayacağını fark ettiyse hızlı bitirir. Çünkü onun bütün planını alt üst etmiş oluyorsun. Hızlı bitir derken aylarca yine uğraşır. Ama baktı ki hala bir şey alamıyor. Alttan alttan seni manipülasyona uğratmaya çalışıyor. Ama sen zekisin, vermiyorsun da. Der ki artık uğraşmaya değmez, ben başka birisiyle uğraşayım der ve senin hayatından komple çıkar. Senden hiçbir şey alamayacağını fark ettiğinde. Bazıları dediğim gibi 6 ay sonra falan başlayabiliyor bu duruma. Bazıları ilk aylarda başlıyor senden bir şeyler almaya. Çünkü onların kafasında yaş mevzusu gerçekten ciddi problem ve büyük sıkıntı. Özellikle 10 yaşın üstünden bahsediyorum arkadaşlar. 10 yaş, 15 yaş, 20 yaş aralıktaki farklara. Ve özellikle senin evli olduğunu biliyorsa ya da çocuğunun olduğunu biliyorsa. Yani asla normalde ikinizi yan yana koyduğunda çok da çift gibi dışarıdan kendi arkadaşlarına gösteremeyecek ve bundan çok çekiniyormuş gibi gözüküyorsa. Bu arada bazı ortak arkadaşlarıyla tanıştırıyor. Yani yakın arkadaşlarıyla tanıştırıyor. Ortak arkadaşlarınız olabiliyor. Ama genel olarak onun çevresiyle tanışıklığın yok ya da çok az kişiyle görüştüğünü söylüyor ama arka planda başka insanlarla görüşüyor zaten, arkadaşları var. Sana anlattığı kadarı ve gösterdiği kadarı çok daha azım. Peki bunun yanında diğer oranda ne var? Manevi olarak çıkar. Yani ona iyi hissettiriyorsun. Ona aslında maddi çok büyük bir şeyler yapmıyorsun ve onun eksik olan duygusunu, o babalık hissiyatını ya da aile hissiyatını veriyorsun. Değer görme, ilgi görme olayını veriyorsun. Bunu senden bir süreye kadar alır ve sana gerçekten kendini yine aşık olmuş gibi hisseder bir süre daha. Sonrasında başka beklentileri, istekleri olacaktır ve bu beklentiler bitmeyecektir. Bu beklentilerin olduğu noktada da senin kötü taraflarını görmeye başlayacaktır ve yine ayrılık üzerinden ilerleyecektir. Dediğim gibi bu olayların %95'i böyle devam ediyor ve senden sonrasında çok daha rahat bir başkasını bulabiliyor ve senden kazandığı şeyleri bir başkasında da görebileceğini zannediyor. Özellikle bu tarz insanlarda şunu gözlemliyorum. Sen mesela güzel bir güce sahipsin, işte maddi gücün, işte rahatlığın, o bu şu. O istiyor ki hem kendi yaşında olsun, hem senin aklında, zihninde bir insan olsun, hem de senin gibi güce sahip olsun, hem de işte senin aynı halinin daha küçük versiyonu olsun istiyor ve buna göre insanları, dışarıda da öyle bir insan bulamadığında bazen 6 ay aradan sonrasında tekrardan sana dönebiliyor. Çünkü bir bakıyor ki sen ona prenses gibi hissettiriyorsun, o yüzden zaten onu bekliyorsun.
bir başkasını o süreçte deniyor ya da tanışmayı deniyor birileri. Genelde de yaz tatilinde sizden ayrılıyorlar. Yaz tatilinde başka insanlarla rahat rahat takılabilmek için. Ondan sonra bir bakıyor, bulamadı. Seninle devam ediyor. Ama sonra yine bir noktada senden kopuyor. İyice toksikleşiyor yani aranızdaki durum. O yüzden bu tarz insanların sizin için ne fedakarlıklar yaptığına dikkat edin bir. Sizden utanıp utanmadığına dikkat edin iki. Çünkü size aşık olmuş olabilir. Evet, bir anda tutulmuş olabilir. Çok yüksek hisler barındırıyor olabilir. Ama senin için ne derecede şey yapıyor? Bu çok önemli. Yani hani gerçekten o duyguları fazla fazla hissediyor musun? Kıskanç olabilir. Üzerine geliyor olabilir. Ama senden özellikle bak utanç duygusu yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Seninle rahat rahat bir yerlere el ele gidebiliyor mu? Arkadaşlarına gösterebiliyor mu? Bütün boş vakitlerini seninle mi harcamak istiyor? Yani dönüp bir beni illa şuraya götür buraya götür falan demeden desen nereye götürsen götür kabul mü ediyor? Aza tamah ediyor mu? Sen çok lüks bir şeylerin içinde olmasan da maddi sıkıntın olsa da senin yanında oluyor mu olmuyor mu? Ne kadar süre yanında oluyor? Öylesine göstermelik olanlar da var çünkü hastayken ya da böyle maddi sıkıntıdayken. Ne kadar süre bunu devam ettirebiliyor? Ne derecede karakterine önem veriyor? Bunları zamanla görebilirsin. Eğer ki yine de bu noktada hala kafa karışıklığı yaşıyorsan benden özel ilişki koşulu alabilirsin ve senin ilişkini karşı tarafın karakterini analizleyebilirim ama genel olarak bu durumla karşı karşıya olduğunuzu belirtmek isterim. En başından beri bir hedef olduğunuz için duygusal anlamda sizin yüksek hissettiğiniz kadar ne yazık ki karşı taraf yüksek hissedemiyor. Bir süre sadece bunu hisseder gibi oluyor. Sonra o sarsıntı döneminden sonra komple bu duygular da azalmaya başlıyor. Arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, o yüzden bu konularda çok daha dikkatli olun. Kendinize çok iyi bakın. Ceylin Akçıl'a kanalından şimdilik hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.